ağrıların dermanı olan hocamız Profesör Doktor İlhan Öztekin bizlerle birlikte boyun fıtıklarında farklı bir tedavi yöntemi uyguluyor. Bu dayanılmaz ağrılara bir son veriyoruz. Hocam ne yapıyorsunuz? Ameliyat dışında bu işin bir çözümü var ve nedir bu? Şöyle söyleyeyim. Algoloji biliyorsunuz gelişimsel ağrı tedavisi uzmanlığıdır. Evet. Yani bizim işimiz işte biraz önce diğer doktor beylerin de bahsettiği gibi birinci basamak ilaç tedavisi, ikinci basamak fizik tedavi. Bunların yetersizliğinde üçüncü basamakta gelişimsel enjeksiyon yöntemleri grubu giren tedaviler geliyor. Az önce hocamız bahsetti mesela işte PRP veriyoruz dedi, yapıyoruz, ozon tedavisi yapılabilir. Bunlar daha sati, yüzeysel tedaviler olup bizim yaptığımız tedaviler daha derin tedaviler. Tam fıtıklaşma meydana geldiğinde sizin tedavilerinizi uygulanabiliyor mu? Evet, yapılabiliyor. Nedir tedavi? Şöyle ben isterseniz, müsaade ederseniz özetleyeyim. Adele kökenli ağrılarda daha ziyade ilaç ve fizik tedavi yetersizliğinde bizim yaptığımız kuru iğne tedavileri, akupunktur tedavileri gibi adelenin rahatsızlıklarını çözmeye yönelik tedaviler var. Hı hı. Ama bunların dışında ayrıyeten yine boyun fıtıkları dediğimiz disklerin hasarları sonucunda gelişen ağrılara yönelik yaptığımız tedaviler de var. Evet. Burada önemli olan püf noktası bu ağrıların özellikle 6 haftayı aşan sürede devam etmesi, bir de bu ağrıların beraberinde boyunda ve kollarda, ellerde sinir hasarının olmaması gerekir. Evet, kalıcı bir sinir hasarı gelişmemiş olması lazım. Biz ama ağrı uzun süreli olması gerekiyor. Tabii. Biz bunu nasıl teyit ediyoruz? Biliyorsunuz EMG dediğimiz, elektromiyografi dediğimiz ölçüm testleriyle. Sinir kas elektrosu gibi bir şey bu. Evet, aynen adele sinirlerinin iletisini ölçmeye yarayan bir testtir bu. Bu testlerle kalıcı hasar var mı yok mu ortaya koyabiliyoruz. Klinik olarak da muayene bulgularımız var. Örneğin bir bardağı tutarken 2-3 dakikadan fazla tutamama, düşürme, bir kalemi uzun süre tutamama gibi bulgular da bizim için bir kalıcı sinir hasarını veyahut da kuvvetsizliği belirtiler. O zaman bunlar varsa, bunlar gelişmişse sizin tedaviniz uygulanır. Bunlar cerrahiye daha ameliyata çok yakınlaştıran bulgulardır. Ama kuvvetsizlik veyahut da sinir hasarı olmayan fakat 6 haftadan fazla muhtelif tedavilere yanıt vermeyen kronik ağrıları da bizim yapacağımız tedaviler çare olabilmektedir. Ne yapıyorsunuz hocam? Örneğin birinci basamakta epidural steroid enjeksiyonu dediğimiz boyunda da uygulamalar yapabiliyoruz. Omurların arasından muhtelif yönlerde özel iğnelerle röntgen altında aralıkları bulup steril koşullarda omurilik zarının içerisine tam fıtığın olduğu bölgeye girip bizim anjiyo altında damarlara yaptığımız evet, müdahale aynen, gibi. Aynen, aynen. Orada fıtığın tam olduğu yeri röntgende görerek ve o epidural zarı bulduğumuzu opak maddeyle teyit ederek oraya yumuşatıcı ve ağrıyı kesici ilaçlar yapabilmekteyiz. Eğer bunlarla bir iki hafta içerisinde hastanın ağrısı geçmezse o zaman nükleoplasti dediğimiz diskin içerisine yine röntgen altında yani özel iğnelerle omuriyi kaldırdım. Evet, aynen. İçeride bir tane diskimiz var. Evet. Buraya biz özel iğnelerle VTR'de gösterebilirsek hemen şu anda arkadaşlar VTR'yi gösterebilirsek VTR'de daha iyi anlaşılacak. Özel iğnelerle lokal ensizi altında işte burada görüldüğü gibi diskin içerisine girip özellikle ön yaklaşım diyoruz. Boyundan. Boyundan lokal anestezi altında hastayı uyuşturarak damarlar, mamarlar, havayolu, yemek onları var. Onları emniyete alıyoruz. Ha, görüyorsunuz. Görüyoruz. Orada gördüğünüz gibi hastanın damar yapısını ve diğer yapılarını emniyete alarak cildi uyuşturarak diskin içerisine özel iğneyle girip röntgen altında. Tamam. Ve diskin çekirdeğine ulaştığımızı biraz sonra gene VTR'de göstereceğiz. Tamam. Röntgenini göstereceğiz. Orada nükleusu yani çekirdeği bulduğumuzu emin olduktan sonra
muhtelif yönlerde bu iğnelerin yönünü değiştirerek 3-4 yönde tünel şöyle açabiliyoruz. Tünel. Şöyle yani yüzeyinden değil ortasından geri düşün ama içerideyiz şu anda. Çekirdeğe kadar ulaşıyoruz. Tamam. Ve fıtıklaşmış bölgeyi tercih ediyoruz. Bakın gördünüz değil mi demin röntgen altında ulaşıyordu. Ulaştık. Orada. Gördüğünüz gibi iğnenin içinden bir ikinci elektrot geçiriyoruz. Bakın. Burada gördünüz. O elektrotla gördüğünüz gibi diskin fıtıklaşmış bölgesine kadar ulaşıyoruz. Ve çekirdeği de içine alacak şekilde genellikle 40 ile 70 santigrat ısıyla orada protein denatürasyonu yaratarak buharlaşma yapıyoruz. Radyo frekans enerjisiyle. Isıtıyorsunuz. Isıtıyoruz. Ve protein denatürasyonuyla orada buharlaşmayla fıtık büzüşüyor ve küçülüyor. Yani plastiği böyle çakmakla yakmak gibi aynen bir şey bu. Fıtık küçülüyor. Dolayısıyla sinire olan bası ortadan kalkmış. Kapalı ameliyat oldu bu. İşte kapalı bir ve bıçaksız. Lokal ensiz altında. Yapılan böyle bir şey? Bir yöntem. Hayır hocam. Böyle boyun fıtığıyla uğraşan kimler var aramızda? Evet. İki ay önce falan işte doktora gittim. Dayanılmaz bir ağrı, boyun ağrısı ve baş ağrısıyla uyanıyordum. Uyandırıyordu sizi. Uyandırıyordu. Gittim doktora. MR istediler benden. Tamam. MR'da da düzlenme, fıtık, dört fıtık, bir de kireçlenme çıktı. Evet, yani bunun için ne tedavi önerdiler size? Tizik verdiler. Ben bilmeden hatta getirdim yanımda, raporum da vardı. Boyundan, mesela belde ameliyat olman lazım lafını çok duyuyoruz. Boyunda genellikle bunu çok öteleniyor. Evet. Ama bence oraya gitmeden önce sizin bu uygulamış olduğunuz tedavi çok iyi bir alternatif burada. Zaten algoritma değişti. Şimdi algoritma, tedavi algoritması dediğimiz yani basamak, tedavi basamaklarında... Evet. Medikal ilaç tedavisi, ikinci basamak fizik tedavi, bunların cevap vermediğinde biraz önce anlattığım steroid enjeksiyonu ve bu söylediğimiz nükleoplasti. Peki bunu yaptığınızda omurgaya bir zarar vermiş oluyor musunuz? Sinire bir zarar vermiş olma ihtimaliniz var mı? Nüksedebilir mi? Evet, güzel bir soru. Bunu tabii tecrübe gerektirir. Deneyimli ellerde yapılması gerekiyor. Ayrıyeten de biraz önce söylediğim gibi tekrarlama ihtimali ameliyat olmuşlara göre oldukça düşük. Bunu tabii tecrübe gerektirir. Deneyimli ellerde yapılması gerekiyor. Ayrıyeten de biraz önce söylediğim gibi tekrarlama ihtimali ameliyat olmuşlara göre oldukça düşük. Çünkü biliyorsunuz ameliyatta bir pencere açılıyor bıçakla. O pencereden tekrar bir zorlama sonucunda fıtığın oluşması, zorlanma sonucunda daha kolay olabilmekte. Bu yöntemde halbuki bir iğne deliği. Evet, iğne. Fıtık ameliyatlarında hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önce hastamız da oldu. Burada Temel'i hatırlayalım. Temel Bey'i ameliyat ettirdik. Bel fıtığı problemi vardı. Boyunla alakalı ilerleyen günlerde iğne tedavilerimiz olacak ama fıtık olan bölge, hani o dışarıya taşan kısmın tıraşlandığını, temizlendiğini söylemişlerdi. Ama o disk orada kalıyordu. Hatta dışı artık zayıflamış olarak kalıyordu ameliyatta. O yüzden tekrar fıtık olma ihtimali, tekrar nüksetme ihtimali var. Evet. Fakat bu durumda burada o tamamen şişen diski şey... o bölgesini buharlaştırdığımız için ve merkezden de çekiyorsunuz. Bir cc kadar dokuyu oradan hemen o anda buharlaştırarak uzaklaştırmış oluyoruz. Bu da yaklaşık fıtığın %20'sinin o anda küçülmüş olması demektir ki bu özellikle bulging protüzyon derecesindeki fıtıklarda %85 sonuç veren bir yöntem. Harika bir dünyada sonuç. Hasta için de büyük bir konfor hocam. Evet. Çünkü açık ameliyat değil, girerek yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel bir teknik. Yani evet. Böyle bir noktaya gelindiği üç zaman... Üç saat sonra da evine gönderiyoruz aslında. Böyle bir noktaya gelindiği zaman üç dikkat etmek lazım. İlerlemesini beklememek gerekiyor kısacası. Unutmayın ki daha kolay çözümler, daha erken müdahaleler yapıldığında var. Bu alternatiflerin de olduğunu görmüş olduk. Ben İlhan Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Sağ İlerleyen günlerde inşallah Belde perküten hidrodiskektomiyi size bahsedeyim. Evet, o da hocamın özelliklerinden bir tanesi. Gerçekten bel fıtığında yeni hastalar bizleri arayabilirler.